Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama arabaya niye bindim, değil mi? Evet. Nokta hemen arkamda arkadaşlar. Sıska'nın peşinden gitmeye devam ediyoruz. Ona yaptıklarının hesabını soracağız. Hemen noktaya doğru gidip E tuşuna bastığımızda kapı açılıyor ve ara sahne başlıyor. Got in touch with everybody in there except three people. Andy Lafayette, Gina Paulson, Eddie Hanahan. Slim cornered him. Cut him off. Only a matter of time before he moves in. And that's just the start of it. Whole parish is locked down. No one gets in or out without Slim say so. Like I said, it's a shipless. The fuck we gonna do? Those three, you know where they at? Yeah, we got somebody watching them. If you charge in guns blazing, it's just gonna get them killed. But if Roxy and I pick up a ride, bust around Sinclair kicking up dust. Motherfuckers ain't gonna be able to resist a chance to hook a couple niggas on the run. Exactly. And while all eyes are on us, MJ steals around town, grabs those three, and brings them back here. You think you can handle that? Fuck yeah, I can. Got something else that'll help. My Nightcrawler. Ezekiel was driving her when he got. We steal her back? Ain't no way she ain't gonna turn heads. What's the impound lot like? About what you expect, man. Cops, alarms, big-ass fence. Ain't like we trying to bust into the Federal Reserve or something. Yeah, right. I gotta go call my old man, tell him what's going on. You come find me when you ready to head out. All right. Evet arkadaşlar, yine bir kurtarma operasyonu geliyor. Aynı zamanda bir sızma da seziyorum. Yine polis otoparkına filan sızacağız sanıyorum ki. Altyazıdan anladığım kadarıyla. Keep your head down, MJ. Arabaya bak. Bu arabanın aynısından şeyde de vardı ya. Yani böyle bir tip vardı, kafasında bantlı. Şimdi adamın adını unuttum da. By True. By Doğru. GTA San Andreas'ta. O oyunda da vardı. Yine böyle bir minibüs. Kafada bir tane kırmızı bant. Hippie mi diyorlar, ne diyorlar o şeylere, o tiplere? Böyle bir adı var galiba. Sol üstte de yazıyor arkadaşlar, polis otoparkına sür demiş. Roxy ile birlikte bu kıvırcık arkadaşla polis otoparkına gideceğiz öncesinde. Sızacağız. Orada güzel bir araba var, böyle off-road arabası. Canavar. Yüksek tekerlekli değil yalnız. Onu alacağız. O arabayla şehrin tozunu attıracağız. Zarar vereceğiz. Orayı burayı yıkacağız, çarpacağız vesaire. Dikkatleri üzerimize çekeceğiz. Probably gonna set off some alarms. That'll be our cue to haul ass out of there. Nerede? Şurada. Ha, burası tamamen polis otoparkı. You know what? Evet. Üstte de yazdı zaten. Polis otoparkına sız. Get my car and try not to get shot. Evet, içeride polis var tabii ki de. Onları halletmemiz gerekecek öncelikle. Şurada bir tane var. Yavaş yavaş yaklaşıyorum arkadaşlar. Ayak sesi yapmamak için. Evet, burada kimse yok. Bu kız nerede ya? Ha, oradaymış. Nereye kayboldu ya? Sesi var, kendi yok. Evet, o da dışarı çıkıyor, iyi mi? Biz adama yavaş yavaş yaklaşacaktık. Neyse. Düşman bölgesi, düşman mahallesi. Şunu alalım ya, gelmişken. Evet. Şimdi. Birer birer sessizce Q tuşuna basarak haklıyoruz arkadaşlar. Çok sessiz gitmek için. Oha, burada iki kişi varmış ya. Ben hiç... Kız ne yapıyorsun? Bak, görecekler şimdi. Sessiz gitmek için arkadaşlar W'ye basıyorsunuz ya. Bastıktan sonra büyük harf küçük harf. Yani caps lock tuşuna bir kez basın. Çok daha yavaş yürüyor. Birine yaklaşırken sessizce yaklaşabilirsiniz. Bunu yapmazsanız uzaktan duymaz ama kişiye yaklaştıkça ayak seslerinizi duyuyor. Şimdi şunu alalım, şuraya koyalım da. Çünkü ısık çalacağım. Buraya gelecek, adamı yerde görecek. Bu sefer siren çalacak. Hadi bakalım, onlar dağıldı ya. Dağılacağı tuttu, iyi mi?
Neyse biri gidiyor, biri burada. Bunu da sessiz yaklaşıyorum. Bakın W'ye bastım önce, sonrasında Caps Lock tuşuna bastım. Yavaş yavaş gidiyorum. Böyle yapınca duymuyor. Q tuşuna basıyorum. Üstünde Q harfi çıktıktan sonra ama o çıkmadan basarsanız yumruk atar. Dövüşmeye başlar. Q çıkarsa sessizce haklama operasyonu. Evet. Çok mu açıldım bir anda ya? Şurada mı beklesem? Bir bakayım. Ne oluyor kız? Bir bakayım ya. Biri gitti, biri geliyor. Ha biri oturuyor. Devamlı dolaşıyorlar tabii. Tamam bu geliyor nasıl olsa. Bunu ıslıkla... Aha. Fikir değiştirdi herif. Oradan dönecek. Şuraya geçeyim ya. Görecek şimdi. Bak şimdi. Nereden geleceği de belli değil ha. Devamlı yön değiştiriyor. Kız buraya gel. Görecekler şimdi bak. Aa bir tane de oradan geliyor. Ya adam geliyor. Geçsene şu tarafa. Lan bu Donovan'ı da geçti arkadaş ya. Donovan'la böyle ulu orta geziniyordu. Bak şimdi. Bak şimdi. Ne yapıyorsun görecek ya. Aa. Çok enteresan bir şekilde adam görmedi iyi mi? Aa şaşırmış ya. Adamın önünden geçiyor. Vay arkadaş. Bu kız benim başımı belaya sokacak. Bak ben söyleyeyim ha. Ama nasıl oldu o iş? Belki de hani işte oyunun bir şeyi. Normalde ben o kadar yakından geçsem kesin görürdü. O olunca herhalde görmedi. Oyunu öyle mi kodladılar? Ne yaptılar? Çok enteresan ya. Adamın önünden geçti. Adam görmedi yani. Neyse iyi iyi. Böyle olması iyi. Şimdi bunlar alarma gelsin istemeyiz. Evet geliyor. Buraya gelirse burada hallederim bunu. Tüh Q çıktı ama gitti yetişemedim. Tamam. Var mı başka? Yok. Şurada da var. Onu da alalım. E tuşuna basarak alıyoruz arkadaşlar. Üzerinde yazıyor zaten. Tamamdır. Şimdi mavi işarete doğru gidiyorum. Şurada bir garaj var sanıyorum ki. Ortalığın tozunu attıracağımız araba burada arkadaşlar. Bakın. Kumanda paneli mi var burada? Evet. E tuşuna basıyoruz. Düğmeye basıyor. Kapı açılıyor. Evet şu siyah araba. Aha kapıyı açınca alarm çaldı. Pickup arkadaşlar. Bildiğiniz pickup. Evet üzerinden geçerek. Tamam. Tamam az çok anladım zaten ya. Biner bilmez bir rota çıktı. Bak çalışmıyor işte. Bak ateş ediyorlar. Çalış ya. Bütün arabalar ayarlı sanki. Arkadaşlar bakın böyle rampalar var. Üzerinde mavi oklar var zaten. Yani siz kırın parçalayın diye mavi ışıkla, renkle neyse artık simgelerle belirtmişler. Bunların üzerinden geçeceksiniz. Atlayıp hoplayacaksınız. Kırıp yıkacaksınız. Dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Bakın buradan geçiyoruz. Bu arada bunların hepsini yani kırıp dökmek lazım. Hani tabi belli bir şeyi var bunun da kotası var da. Evet bunu kırdık parçaladı. Kırıp parçalayınca zaten hani o gidiyor. Buradan geçiyoruz. Bakın burada var. Şey yok bir sırası yok. İster soldan gidin ister sağdan gidin yani fark etmiyor. Ben bundan gittim mesela. Ama bir dahakine de onun üzerinden gitmem gerekiyor. Hepsinden geçeceğiz. Elimizden geldiğince. Evet değişik bir etap olmuş ya. Yani böyle görevler. Ben dedim herhalde oyunun sonuna kadar şey gidecek. İşte mekana sız hakla çık. Sız hakla çık. Hep böyle. Değil bakın farklı görevler de varmış ya. Ama tabii azınlıkta yani. Evet görev alanından uzaklaştın diyor. Şimdi sağ altta haritada bir tane sarı daire var arkadaşlar. O dairenin çok sarı gibi de değil aslında ya. Yeşil gibi ya. Yeşil yeşil. Neyse o dairenin içinde olmanız gerekiyor. Ki kırıp dökeceğiniz yıkacağınız şeyler de o dairenin içinde. Alanın dışına çıktığınızda işte diyor ki yani uzaklaştın dön diyor alana tekrar. Dönmez devam ederseniz görev başarısız olur bilginiz olsun. Ne kadar saman balyası, market, bilmem ne, ev, o, bu, şu varsa hepsini yıkıyoruz, parçalıyoruz. Sağ altta haritada
mavi baklava şeklinde zaten simgeyle gösteriliyor. Onları takip edin. Ve bu altınızdaki canavarla, yani biraz güçlü bir araba, o yüzden öyle söylüyorum, canavar diyorum. Hani oyun gereği öyle yani. Her şeyi parçalayacağız. Evet, iki tane yan yana. Polisler arkanızdan geliyor, ateş ediyor ama hani çok sıkıntı yapmanıza gerek yok, böyle heyecan, telaş yapmayın. Biraz böyle görüntü yani. Sonuçta bunların hepsini parçalamanız lazım. Oyun size bir yerde müsaade etmesi gerekiyor yani, değil mi? Hem parçala hem polisten kaç, çok zor olursa da bu sefer oyuncu keyif almaz. Normalde mesela bir suç işleseniz peşinizden koşsa hiç bu kadar böyle rahat gidemezsiniz yani. Anında ablukaya alıyorlar ya. Evet, Donut da gitti. Hah. İyi dedim lan, yan döndü arkadaş ya. Yan dönerse biter arkadaşlar. Yan döndü, ters döndü, tamam bitti. Yani ne olur bir daha baştan başarsınız. Ama tabi bunda sizin yapacağınız bir şey yok yani. Havadan uçuyorsunuz. Nasıl düşeceğinizi çok tayin edemeyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Belli bir nokta var. Oraya gidip oradakileri parçalıyorsunuz. Ondan sonra farklı bir yere rota çiziyor. Ki şu an çizdi. Bu alandan uzaklaşacağız. Oraya gideceğiz. Orada yeni bir alan, daire oluşacak. O alanın içindekileri parçalayacağız. İşte sonra farklı bir yere götürecek bizi. Oradakileri parçalayacağız. Böyle böyle gidiyoruz işte. Slim's using the county fair for a little re-election party. We hit that, it'll piss Slim off, and the fuckers looking to keep him in office. Officers, be your attention. Armed suspects in the Western Nightcrawler have attacked the offside facility. All units converge immediately. VIP retreat. Thanks for sending out the welcome party. I'm off to the next one. Buffalo Slim, didn't you? Don't worry, I got some for y'all.
Omar. Any one of my deputies gonna deal with this fucking plague of Negroes? MJ, we're coming for you. Evet arkadaşlar, şimdiden itibaren önümüzdeki minibüsü takip ediyoruz. Bu bizim diğer arkadaş. Onun minibüsü. Bir de yolda giderken bakın solda böyle işte şeyler var. İçi varil dolu veya tomruk dolu. Böyle tır dorsesi gibi şeyler var. Masum sol tuşuna bir kez bastığınızda yanından geçerken otomatik olarak hedef kilitleniyor zaten. Masum sol tuşuna basıp ateş ettiğinizde de işte açılıyor. Hepsi yere saçılıyor. Arkanızdan gelen polisler buna takılacaktır. Biraz daha kolay atlatırsınız. Minibüsü takip etmeyi bırakmayın. Evet, böyle bir patlamalı sahneyle de görevi bitirmiş olduk. Kovalamaca bayağı uzun sürdü. MJ, you wily motherfucker. Amacımıza da ulaşmış olduk. You driving your baby? Goddamn right. Look like you half knew how to drive. Thanks, Roxy. I'll see you back at the farm. Evet arkadaşlar, çiftlikte görüşürüz dedi. Demek ki Roxy'nin yanına gideceğiz. Hemen şu arabaya binelim. Haritadan bir bakalım. Zaten işaretli şu an. Evet, bu noktaya gidiyoruz. Yeniden çiftliğe geldik arkadaşlar. Sıska'nın peşinden gitmeye devam. Roxy'nin yanına gidip E tuşuna basıyoruz klavyeden. Ve görevi başlatıyoruz. Well, y'all better haul ass. Only a matter of time before Slim and his boys sniff this place out. Let's roll, Roxy. Shit. The folder. Can you grab it from the house? Sure thing. I'll meet you back at Lebeau's with it. Evet, dosyayı al diyor. Dosya evdeymiş. Alıp gelir misin dedi. Biz de tamam dedik. Ne diyeceğiz? Nerede? Hemen burada. Yani çiftlikte arkadaşlar. Evet, arabaya binmeye gerek yok. Ama önce hazır görmüşken, değil mi? Bir tane alalım yani. Eve doğru gideceğiz, dosyayı alacağız ve buradan uzaklaşıyoruz arkadaşlar hep birlikte. E tuşuna basıp kapıyı açtıktan sonra bakın yukarıyı gösteriyor. Üst kata çıktık. Nerede? Burada.
Bulla orta koymuş ya, biri gelip çalsa. Değil mi yani? Böyle bırakılır mı? Dosyayı sözcüye götür. Yani kızın babasına götüreceğiz. Yapmamız gereken bu. Ama şurada bir şey var. Yani o para mı? Evet, para var. Nerede? Şurada. Onu alayım da öyle gideyim. Oo, bayağı da para varmış ya. Aha! Sıska gelmiş. Kaya tuzu mu? Demek ki mermi yok içinde. Ateş etti ama. Hadi bakalım. Dosyayı bir daha ele geçirdi herif. Oo, bağlamışlar. Yer misin, yemez misin? Looks like your cracker-ass friends decided to bust out the Halloween costumes, eh, Slim? Didn't I tell y'all this one was special? Your people split, boy. Sure, they might have gotten a few witnesses out of St. Clair. But this is what's really important. Without it, it's just gonna be the word of some goddamn niggas against the word of a God-fearing white man. After it's all said and done, hell, I'll probably get elected governor. Glad to see you haven't lost your ambition. You know the problem with you people is? You still think you can win. That you got something to win. But it ain't never gonna come to pass. Once a filthy nigga, always a filthy nigga. Go on. Have your fun. Who's still, motherfucker? Aha, gördün mü? Damn, where'd that come from? Oh, shit. Ne oldu? İşler tersine döndü. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Eller çözüldü. Artık. Bu goril sizi rahat bırakmaz, ben size söyleyeyim. Geliyorum arkanızdan. Evet, burada Q tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bas bırak yapıyorum sürekli. Evet, bu şekilde adamı tahtalıya gönderdik. Sıska'yı yakala diyor. Şimdi arkadaşlar, Sıska yani biz onu bulmadan o bizi buldu. Yani biz dosyayı götürmeden adam geldi, dosyayı da aldı elimizden. Şimdi burada çatışacağız. Silahımız yok ama gördüğünüz silahları alın. Yani elime ilk bu geldi. Bir tane tabancam var. Ne kadar adam görüyorsanız hepsini aklayın. Amacımız tabii ki de Sıska'yı yakalamak ve dosyayı tekrar ondan almak. Evet, kapıları Q tuşuna basarak açabilirsiniz tekmeyle. Şuraya siper alacağım. Ne yaptın? Çelik yelek mi giydin ya? Adama cümlettin, bana mısın demedi. Biraz da bu pompalı çok uzakta bir işe yaramıyor ya, ondan da olabilir. Evet, bir kişi var orada. Kalk ayağa. Al bakalım. Kapıları Q tuşuyla açın arkadaşlar. E tuşuyla açılacak gibi değil. Tekme atın, geçin. Evet, bir molotov kokteyli gönderelim. Evet, pompalı burada işe yaramayacak belli ki. Mesafe bayağı uzun. Somebody get fired on that shot.
Quit, you cockroach motherfucker! One of y'all do something about that fucking silo! Araba geldiğinde el bombası ya da molotov kokteyli falan atarsanız işiniz daha da kolaylaşır arkadaşlar. Onlar inmeden hepsini haklamış olursunuz. Aha, bir tane buraya attı. Molotov kokteyli. Silah yok ya, silah. Bir adam gibi silah olacak elimde. Benim otomatik silah gitmiş. Şunu alayım bari. Evet. Hadi bakalım. Şimdi biraz daha eşit olduk. Gel. Nasıl, güzel mi? Vay. Bana bir şey olmaz diyorsun ha? Oluyor ama işte bak. Evet, orada bir kişi var. Biraz daha yaklaşıyoruz. Şimdi. Harita üzerinde mavi bir simge var arkadaşlar. Oraya doğru gitmemiz lazım. Şu evin kapısı. Q tuşuna bastık. Hemen girmiyorum. Oo, Roxy içerideymiş zaten. Mücadele içinde. Kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Evet, arabaya binmemizi istiyor oyun zaten. Böyle onu alt edemeyiz. Arabaya biniyoruz ve peşinden gidiyoruz. Yine bir kovalama sahnesi. Aksiyon dolu. Bizleri bekliyor. Şimdi arkadaşlar, burada çok fazla acele et, yani acele edin tabii, peşinden gidin, arayı açmayın ama adamı hemen yakalayamazsınız. Neden? Çünkü genelde böyle olur. Yani daha önceki oyunlarda da hep başımıza geliyor. Burada bize güzel bir aksiyon sahnesi yapmışlar. Ve bizim bunu yaşamamız lazım. İşte rampadan atlayacağız, hoplayacağız, zıplayacağız, bunun peşinden gideceğiz. Roxy birazcık ateş edecek vesaire vesaire. İşte şu şeyleri devireceğiz, arabalara çarpacağız. Yani tadını çıkarın, eğlenin. İsteseniz de öndeki aracı hemen yakalayamazsınız. Bu macera dolu yolu bitirmeniz lazım. Bir yerde zaten oyun size izin verecek, müsaade edecek. Şu an yakalamak isteseniz de yakalayamazsınız. İstediğiniz kadar hızlı gidin. Aranızdaki mesafe hep aynı kalacaktır yani. Yeter ki arayı fazla açmayın. Çarpmayın, takılmayın. Bakın, tren falan geliyor işte. İşte üstünden atlıyorsunuz trenin vesaire. İnşallah yan dönmez. İnşallah yan dönmez. Heh. Atladık ama değil mi? Bir de o var yani. Yan döndü mü bitti. Evet, hemen sağda bakın arkadaşlar, tomruk var. Masum sol tuşuna basarak ateş ediyoruz ve arkamdan gelen polislerin yolunu kapatıyoruz. Bu arada polis arabalarının yanından geçerken de yine otomatik olarak hedef çıkıyor. Hedef kilitleniyor. Arabanın lastiklerine doğru. Masum sol tuşuna bastığınızda yine bu sefer lastikleri patlayacaktır. Evet, en sonunda beyaz jipi durdurmak için yine lastiklerini ateş ediyoruz ve böylelikle Sıska'yı yakalamış oluyoruz. Sıska'nın dişinin biri gitmiş ya. Neyse, artık pek de ihtiyacı kalmayacak zaten dişe falan. Down my front porch rocking chair.
Well, go on. Finish it. No. Killing you won't accomplish anything. But letting you live, making you answer for the shit you've done. That's where the change begins. Besides, you gotta figure, being a white, racist cop's gonna make you real popular on the cell block. Nah. I know people. I know powerful people. I ain't going nowhere. Şimdi burada şey demek istiyorum ya. Hani Lincoln bağlıydı, bunlar vuruyordu. Şu anda bu burada Lincoln vurdu ya. Hani keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner. Tam uyuyor yani. Adam deminden beri kolunda zincirlerle dövüşüyor, araba sürüyor, ateş ediyor. Düşünün yani, bakın. Ne mücadele veriyoruz arkadaşlar. Evet, buradan hemen gitmemiz lazım. Arabaya bindik ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi polisten kaçmamız gerekiyor. Siska arkada, bakın. Pick-up'ın arkasında. Oo, fena vurduk ha. Neyse, iyi oldu. Devrildi. Şimdi arkadaşlar, görev bitmedi. Devam ediyor. Bu da görevin bir parçası. Polisten kurtulmanız gerekiyor. Polisten kurtulacağız. Ve sonrasında bize verilen noktaya doğru gideceğiz. Böylelikle görevi tamamlamış olacağız. Burada yapacağınız tek şey güzel araba kullanmak. Kıvrak, çevik, hızlı, takılmadan, düşmeden, neyse. Bir de tabii yine yol kenarında bu varil, tomruk falan filan görürseniz ateş edin. İşinizi kolaylaştıracaktır. Polis arabalarının lastiklerini aynı şekilde ateş edebilirsiniz. Böyle benim gibi yolun dışına çıkıp tarladan giderek hani şaşırtmaca yapabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama al işte bak. Çarptık, ne oldu? Yavaşladık. İyi bir şey yapalım derken kötü oldu. We got more deputies. Sağ alt haritada bir tane rota var aslında. Oradaki rotayı takip ediyoruz arkadaşlar. Noktaya geldiğimizde polislerden kurtulmuş olacağız. Evet, burada caps lock tuşuyla bir manevra yaparak. Lastik patladı. Ses geliyor. Evet, aslında hemen şuradan sola dönsem yolu uzatmış oluyoruz böyle ya. Şuradan döneceğim ya. Birazcık kesirme gidelim, değil mi? Çok az kaldı çünkü noktaya. Evet arkadaşlar, bakın yeşil tabela. Buraya geldiğimde bütün polis arabalarının hepsi kayboldu. Yani polisleri atlatmış olduk. O yüzden polisleri atlatmaya çalışmayın. Noktaya gelmeye çalışın, uğraşın. Noktaya geldiğinizde bütün polisler temizlenmiş oluyor ve sözcünün kampına git diyor. Oraya da hemen geldik. Arabayı park et. Dosya elimizde, Siska bagajda. Şimdi şu kızın babasının yanına bir gidelim bakalım ya. Dosyayı ona vereceğiz.
son, sooner or later you're gonna have to learn how to duck. Beaumont. He's still breathing. His ass is out in the garage. Roxy handled herself all right. Shit. She was better than all right. That girl is bad, Laveau. Uh-huh. Well, you did your part. So you're gonna stick around? We could use your help. Just saying. You always got a place with us, Lincoln. It was nice seeing you again, Laveau. Sooner or later, you're gonna have to live your life again. Don't forget that. Come in. Hey, and now, just wanted to say, you okay? Yeah. So, actually, no, I ain't okay. Part of me wonders if any of this gonna even matter. We take out that motherfucker Slim, and all I see is pain, ugliness in the world. Someone once told me that if all you look for in the world is evil, it's all you're ever gonna see. Truth is, Roxy Laveau, you are one of the brightest lights I have ever known. Don't let the world take that away from you. Dance with me. I don't really. Okay. Maybe just one. So, if I'm so bright, then what are you? Answer that. Tell yourself too short. You do. Think all you got is blue. Light is blue. You know that. Me. Roxy. Ooo Lincoln, oluyor mu böyle ya? Babasıyla iş yap, kızıyla haşne fişne. Vallahi bu iş pek iyi bir yere gitmiyor, ben söyleyeyim. Hah, onu iyi yaptın işte. Bak sen kapatmasan ben bir şekilde kapatacaktım çünkü. Evet. Ama şu detayları çok doğal yapmışlar. Mesela boynundaki künye, yattığında işte arkaya doğru, öne geldiğinde falan onun salınması, sabit durmuyor yani, sürekli Lincoln'ın hareketlerine göre hareket ediyor. Bunlar gerçekçi olmuş arkadaşlar. Evet, artık Lincoln'ın da bir sevdiği var diyebiliriz arkadaşlar. Belki ilerleyen zamanlarda bunu çok daha iyi ve net göreceğiz diye düşünüyorum. Bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Hikayemiz kaldığı yerden devam edecek Lincoln Clay ile birlikte. Yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.